Oytun Erbaş burada ee, bir selam vermek isterseniz. Evet selamlar nerede? Ee, ee, şu anda mesaj yaz, mesaj yazdı programı izliyor şu anda. Oytun hocama selamlarımı sevgilerimi e, yolluyorum. Onla da bir program yapmıştık. Evet, BiB'nin kapanmadan e, sala, önce. Salı akşamları Oytun hocayla e, çok harika programlar yapıyoruz. Önce ona özellikle ifade etmek istiyorum. Çok renkli geçiyor yaklaşık bir saat bir buçuk saatlik bir. E, sağlık üzerine konuşuyoruz ama gerçekten bilim konuşuyoruz. Önce onu söyleyeyim. Tıp konuşuyoruz. O Oytun Hoca'nın harika anlatım tarzıyla müthiş bir program oluyor. İzleyicilerimizi her salı akşamı saat 22.30'da bekliyoruz. Ben de buradan Oytun Hoca'ya sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Ben de selamlarımı Şimdi... gönderiyorum. Oytun Hoca e, renkli bir kişilik. Yani evet, konuşması üslubu ve bilimi anlatırken gerçekten böyle herkesin anlayabileceği tarzda dile getirmesi işte onun şeyini arttırıyor. Popülaritesini ve sempatikliğini arttırıyor. Kesinlikle. Buyurun. Evet. Ya ben bilmiyordum. Bir izleyicimiz yazmış. Şuraya da not aldım. Pandemi döneminde Kerim Osman Karali. Bu bilmediğim için söyleyeceğim. Pandemide herkese yasakken Erkan Bey deveyle Taksim'e girdi. Parti de ne zaman bozuştu, Neden bozuştu diyor? Siz gerçekten deveyle taksime mi girdiniz? Evet, deveyle ben taksime girdim, doğru. Ha, bilmiyorum nedir olay. Ye, zaten Ve pandemi yaz. o zaman iyi mi iyi miydi ki? Hayır, şöyle ya şimdi şöyle Parti değil miydi o dönem? <laughs> Hemen gelelim. Şimdi Ali Bey, o dönem Beyaz TV'ye çıkıyordum hatırlarsanız. Yani Evet. O, o dönem ben Beyaz TV'de çıkıyordum. Beyaz TV'de benim anlattığım şey şuydu. Küresel projeler. Efendim küreselcilerin yapmak istedikleri ve Türkiye'deki planları. Fakat o dönem 2020 yılına kadar 2019'da çıkmaya başladım ben. 2019 Ocak itibariyle Beyaz Tiri'ye çıkmaya başladım. Tabi diğer kanalları da çıkmaya başladım. Diğerleri de referans olarak gösterdim. 2019'da şunları söylüyordum. İşte bu yaşayacağımız şeyler Türkiye'de gelebilir. Bunlara karşı bir fren mekanizması olmamız lazım. Benim bütün savunum buydu diyordum ki bunlar şu anda dünyanın gerçekleri. Bu küresel bir proje var. Yeşil dijitalizmi getirecek. Yeşilci politikaları getirecek. Daha pandemi yokken şunu diyordum ben. Karbon ayak izi gelecek. Karbon ayak izine karşı bizim set çekmemiz lazım. Bu küreselciler ulus devletleri ele geçirmeye çalışacak diyordum. Benim ifadem buydu. 2019'da Hamza ile yaptığım programlarda bunu diyordum. Beyaz TV'de de bunu söylüyordum. O dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür durumlara karşı nasıl bir manevra alacağı belirsizdi. Yani biz ben yani şahsım kendim olarak söyleyeyim ki ya kardeşim diyor diğer arkadaşlar kefil olamayacağım için böyle diyorum. Çünkü onlara kefil olamayacağım ortaya çıktı şimdi. Ben şu minvalde söylüyordum bunları. Ya gelmesin anlatıyoruz bir kamuoyu oluşsun. bunları istemesin bu küresel politikaları. Çünkü bunlar bu millete zarar verecek. Ben bu minvalde anlatıyordum anlatacaklarım. Hep böyle anlattım. Tayyip Erdoğan'la ben hiçbir zaman ne düşmandım ne dostum. Ben bildiğim doğru yolu anlatan bir adamım. Bir de bir siyasi politikacıyla düşman olabilecek bir yönüm yok benim. Eğer yanlış yapıyorsa yanlış yapıyor derim. Doğru yapıyorsa doğru yapıyor derim. Bir de niye düşman olalım siyasi? Ya niye düşman yani? olayım yani? <laughs> Sadece durum tespitinde bulunuyorum. Ve o dönemde Recep Tayyip Erdoğan gittikçe küresel politikalara yakınlaşınca ve özellikle aşı baskısını yapınca ve göz göre göre böyle yani alay edercesine tutumları olunca ha ben anladım ki bu artık yani gerçekten e, silmiş. Kendi seçmen kitlesinde silmiş, herkesi silmiş, her şeyi silmiş. Sadece oradan el alarak projelerini yürütecek ve onları uygulayacak. E, o zaman ben de e, bu kadar ciddi bir olayda insanların hayatını etkileyecek, canına mal olabilecek bir olayda Kalkıp bir şeyler yapmak zorundaydım. Ha, şöyle söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan akıllı bir adam, gerçekten. Yani politik olarak akıllı olmasa bunca sene böyle millete sağ gösterip sol vurmaz ve başa başarılı oldu yani. Şöyle düşünmüşler onlar. Ben o dönem Metin Külünk'le de çok irtibat halindeydim. Yani sadece e, Recep benim, Tayyip Erdoğan benim de benim de, benim de arkadaşımdır Metin Külünk onu söyleyeyim. Evet, onunla da irtibat halindeydik. O da tabii bu aşı karşıtları mevzusu üzerinden bir siyasi manevra için mücadele ediyordu. Şöyle anlatayım ben şimdi olayı size. Bakın ne kadar enteresan bir olay. Sonra izleyicimize cevap olsun diye bunları anlatıyorum. Şöyle bir tasarı yapmış bunlar. Demişler ki bu aşı karşıtı gibi gözüken grup ya biz aşı karşıtı falan değiliz de işte yani o deneysel bir şey zaten. Bilimle alakası yok o yüzden bu. Neyse ama öyle diyorlar ya hadi öyle olsun. Aşı karşıtı denilen grup genellikle muhafazakar. AK Parti'de yer bulanlar. Ve bunların sayısı azımsanmayacak bir sayı. Bugün yeniden Refah Partisi'nin tabanını oluşturan sayıdır. Bakın şimdi. O yüzden yeniden Refah Partisi bu işin içerisine bizi kullanarak girdi. Yoktu. Sonradan baktı burada oy potansiyeli var girdi. Tayyip Erdoğan yeniden Refah Partisi'ni buraya gönderdi, gönderdi. Proje bu zaten. Şimdi bunlar şöyle düşünmüş. Akıl böyle bir akıl. Ya demişler ki bunlar bizim tabanımız. Bunların yüzde yetmişi muhafazakar ve AK Parti'den kopanlar. Biz öyle bir şey geliştirelim ki hem aşı baskısını yapalım hem de bu aşı baskısından dolayı kopan kitleyi tekrar AK Parti'ye yamayalım. Zaten bunların aklı da fazla yok. Böyle düşünmüşlerdir herhalde. Çünkü süreçte zaten bu minvalde ilerledi yani ve müsaade ettiler. Benim konuşmama evet müsaade ettiler diyebilirler insanlar. Şuna müsaade ettiler. Benim konuşmamla ilgisi yok bu işin. Bu Türkiye'de partiler üstü bir olaydı öncelikle. Yani bir devlet varsa elbette ki buna müsaade etmesi lazım. Anayasa çiğnenmiş, Anayasalaklar haklar gasp edilmiş. E efendim biz orada develi eylem yapmayacağız. Ha o zaman o develi eylem üzerinden insanlar Şöyle düşündü ya işte AK Parti mi müsaade Şimdi etti? Şimdi deve eylemi yapınca aklıma yok deve geliyor yani biliyor musun? <laughs> yani hemen yok <Evet>. deve yani. <laughs> i̇şte devenin üzerine bindim. Orada Ankara'ya deveyle gideceğiz dedim. Hayatımda ilk <laughs> defa deveye orada bindim yani. Hiç de binmemiştim. Daha önce antrenman da yapmadım yani. Ama iyi bindim yani. Recep Tayyip Erdoğan ata binmişti yani. Ben deveye bindim biliyorsun. Yani ilk defa ben o deveye bindim. Düşmüştü. düşmüştü. Daha... Düştü. Şimdi şuraya gelelim. Ben e, bunu söylediğim zaman ya bu aşı baskısına karşı olacağız dediğim zaman bunlar şunu düşünüyordu. Ya Erkan Türkten'i de biz alabiliriz. Yani bu da bakın şimdi kim var kana kanallarda? Murat Akan, Haluk Özdil, Abdullah Çiftçi bunlar benim arkadaşlarımdı. Beraber biz yayın yapıyorduk. Bunların hepsi muhafazakar tandanslı AK Parti destekçisi şu anda. Yani tarafsız falan diyorlar ama tarafsız değiller. Yani değil onların Yeniden ama... Refah Partisi'ne genel başkan yardımcısı olurdun Erkan Türk'ten. Evet ben benim için o düşünülürken o zaman Yeniden Refah Partisi'ne benim il başkan yardımcısı Ankara il başkan yardımcısı Ankara'da ben siyasi partilerle görüştüğümde kendisi geldi bizim Ankara'ya geldiğimizi öğrendi biz Yeniden Parti Refah Partisi'ne Partisi gitmedik. Ankara'ya daha sonra gelişimde Yeniden Refah Partisi'ne bir şeyler söyleyince biz yanlış yaptığı için Ankara'ya gittiğimde il başkan yardımcısı geldi. O dönem. Dedi ki ya biz sizi dedi yeniden Refah Partisi'ne genel başkan yardımcısı olarak düşünüyorduk dedi. Nasıl oldu da dedi böyle bir hale geldik dedi. Konuşayım mı ben dedi. Sakın konuşma dedim. Benim dedim bu partiyle bir alakam yok. Ben hak gördüğüm şeyi savunurum kardeşim. Doğru gördüğüm şeyi savunurum. Burada yanlış var. Yani ben o yanlışta olmam. Biz böyle düşünüyorduk hocam nasıl oldu da böyle oldu dedi. Allah şahit. Vallahi billahi yalan söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim çarpsın diyebilirim yani. Böyle söyledi. Velhasıl kelam. Ben bunları bana bunlar talep eder yani söylerken diğer arkadaşlarımız mesafeli duruyordu. Ya bunlardan bir şey olmaz diye. Yeniden Refah Partisi'yle. Şimdi hükümetin cenahında olan arkadaşlar öyleydi. Ben bunlardan bir şey olacağını biliyordum. Emindim. Buna rağmen gitmedim. Bir step olacaklarını ama bir şey, biliyordum. gerçekten bir şey oldu. Beş milletvekili soktular parlamentoya. Tabii tabii ama Belki yok. yok. E. elbette ki. Tamam biliyordum bir şey olacağını. Zaten, zaten bir şey olacağını bildiğim için karşı çıktım. Yani dedim ki bunlar bir şey olmasın. Çünkü bunlar bir şey olursa bunların devamı olur. Bunların yaptıklarının devamı olur işte. Onlara güç verirler. Şimdi benim bütün mücadelem burada. Bütün problem, yaşadığım problem de buradan kaynaklanıyor. Ben doğruyu evet, savunduğum efendim. için bir kenara atıldım. Diğerleri, diğer hocalarımız onun AK Parti'nin efendim yapmıştır, etmiştir ama durun bakalım. Hele bakalım durum. Bir bildikleri vardır diye diye, diye 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 bu komplo teorileri üzerinden ona güç verdiler. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmadılar. Yani yapma, ne mitinge gittiler, ne efendim o dönemde bizim gibi eylem yaptılar, ne dava açtılar, ne hiçbir şey etliye sütliye karışmadılar. Ardından da bu kitleyi etliye sütliye karışmamalarına rağmen gittiler tekrar kendilerine zulüm yapan kişilere yamamaya çalıştılar AK Parti'ye. Ulan zaten AK Parti bunu yapmış. AK Parti zaten gitmiş yasakları getirmiş. Anayasayı çiğnemiş. Efendim zorla aşılatmış. Dolaylı yoldan. Yani direkt zorla değil ama dolaylı yoldan. işinden kovulursun falan diyerek. Sen gidiyorsun öyle bir stepne oluyorsun ki bunlar böyle yaptı şimdi. Dediler ki siz yine celladınıza gidin oy verin. Çünkü efendim bunu bilinçli yapmadılar. Hele durun daha iyi olacak. CHP mi gelsin? Hep aynı hikaye. Biz neden buradayız? Onlar neden orada? Bu olayın özeti bu. Yoksa ben Tayyip Erdoğan... Ya şimdi ben açıklayayım. Benim böyle bir düşmanlığım yok. Ben Tayyip Erdoğan'a hayatında oy vermedim. Beyaz TV'ye çıkmış olabilirim. Buradan ilk defa açıklıyorum. Vermedim. Beyaz TV'ye çıkmış olmam... ...Tayyip Erdoğan'ı böyle desteklediğim anlamına gelmiyor. Ben orada bildiklerimi anlattım. Bildiklerim de... Ben bildiklerimi şeyde de anlattım. Yani e sol televizyonunda da anlattım yani solci televizyonunda da orada anlattım. Konuşursun yeter ki davet etsinler yani. Ve hatta evet davet et. Hatta bakın bu aşı baskısı döneminde ben e bildiğiniz gibi doktorlarla birlikte e hangi kanala çıkmıştım unuttum şimdi. Bir sol kanala çıktım. Bengi Başar vardı karşımda. Yavuz Dizler vardı karşımda ve bir cumhurbaşkanı adayı daha vardı. Yani bu... KRT'dir büyük ihtimalle Yavuz Dizdar diyor. KRT değil. E, KRT değil. tele o zaman. E, yol TV. Bak yazdım. Yol da, TV lazım. tamam. Evet. evet. Şimdi yol TV'de abi. Yol TV'de moderatör vardı. Bana dedi ki... Siz dedi... Canlı yayında söyledi. Bakın sonra sildiler onu. Siz dedi hükümete yakın bir adamsınız dediler. Ben de dedim ki... Yani dedim o sizin görüşünüz. Yıl 2021. Ben hükümete yak hükümetle de dedim şu anda küreselcilerle iş tutuyor dedim. 2021 yılında daha Beyaz TV'ye çıkarken bunu söyledim ben. Yani bunu Yol TV'de de söyledim. Hükümete yakınsın deyince orada öyle Yani izle izleyicilerimiz o kadar çok anımsıyorlar ki hemen herkes Yol TV Yol TV diye yazmışlar evet. seni yakından. Izleyenler. Yol TV'deki Yol TV'deki moderatör sayın moderatör dedi ki zaten o böyle sol fikirli Dedi ki siz dedi burada dedi bu masada hükümete en yakın kişi sizsiniz dedi. Ya ben tebessüm ettim dedim ki yama ya dedim bakın küre ben diyorum ki küreselcilerle işbirliği yapıyor hükümet yani. Nasıl ben e, e, çünkü şablonlanmış kafa yani böyle bir şey Ö ön, ön, ön yargılıyız ön yargılıyız evet. E, kısacası Erkan Türük'ten e, ne kadar dolu olduğunu e, görüyorum. Anlattıkça çok konuya girmek istiyorsun haklı olarak. Özellikle bir izleyicimiz demiş ki karınca hareketiyle Erkan Bey'in hak bir hareketinin birleşme ihtimali var mı? Arkadaşlar bizimki bir siyasi hareket falan değil. Erkan <laughs> Türklerin hareketi e, şey bir siyasi hareket. E, bizim evet. öyle bir hareketimiz falan da yok tabii sevgili izleyicilerimizin hmm. şeyi Bizimki ağzımıza bir damla su yangını söndürmek için yola çıkmışız. Yangın söner mi sönmez mi oraya gider miyiz gidemez miyiz? E, karıncanın ağzındaki bir damla suyla da yangın sönmez bunu biliriz. İbrahim peygamber yanmaya devam eder ama bizim de tarafımız belli olur. Yani